Dünyanızın televizyonu World Türk. Değerli izleyiciler, Gaziantep'teyiz. Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. 25 Aralık Gaziantep Savunması Müzesi'nin önünden kale içine doğru yürüdüm ve yol beni Forum Gaziantep'e getirdi. Binanın içine girdiğim zaman beni bir çelik, metal gemi karşıladı. Bu gemi nedir diye merakla şöyle bir baktığım zaman en önde Nuh Peygamber'in modellendiğini, Nuh'un gemisi olduğunu, bu binanın bir gemiye benzediği için girişte Nuh'un gemisiyle insanların karşılandığını gördüm. Sanat her yerde. Antep'in sadece eski yapıları tarihi değil, yeni yapıları da göz kamaştırıyor. Sanayinin gelişimiyle çok güzel yapılar yapılmış. Değerli izleyiciler, Gaziantep kültürüyle ilgili bu akşam size farklı bir şeyler göstermeyi planlıyorum. Burası Kalealtı Mevki. Kalealtı Mevki'nde çay ocakları var. Hepimizin bildiği Denizli'de de var olan çay ocakları. Ancak bu çay ocakları Denizli'dekinden biraz farklı. Arkamda da gördüğünüz gibi alçak tabureler. Oldukça alçak sehpa şeklinde sehpalar ve buralarda bir sohbet ortamı oluşmuş. Gaziantep'te alçak sehpalar, alçak tabureler, akşamları serinlikte insanlar burada Kalealtı mevkiine gelip oturuyorlar ve derin sohbetler var gördüğünüz gibi çevrede. Oldukça yoğun, onlarca kişi adeta park gibi taburelere oturmuş ve çay içerek sohbet ediyor. Arkamda gördüğünüz yerde meşhur Gaziantep Kalesi. Gaziantep'li küçük bir çocuk tabii biz ne yapıyoruz merak etti ve gelip bizi ziyaret etti. Alçak sehpa ve tabureler, çay kültürü tüm Güneydoğu'ya ait bir kültür. Hepsiler dolu çaylar geliyor. Oturanlara belki de sorgusuz ikram ediliyor. Bizim de çayımız geldi. Bez gibi mis gibi demlenmiş çayımızı İçiyoruz. Çayımı içtikten sonra yolum Gaziantep'in meşhur katmercilerine düştü. Katmer börek görünümlü bir tatlı. Eğer yemediyseniz daha güzeli yok. Otantik oturma yerleri yapılmış. Yanından bir küçük çay geçiyor. Ağaçların altında buz gibi bir esintiyle katmerimizi yiyoruz. Gaziantep'li ustaların eline sağlık. Katmer sütle ikram ediliyor. Süt şekeri dengelediği için tatlının yanında bir miktar içmek gerekiyormuş. Bunu da Gaziantep'te öğrendik. Katmer gördüğünüz gibi bir muska börek görüntüsünde ama tadı muhteşem. Bizi bir yere götürdüler. Bakalım burada neler göreceğiz. Gaziantep'e has yemekler geldi önümüze. Yemeklerin adını merakla sorduk. Bu yemek yuvalama imiş. Mardin tarafında erok denen çiğ köftemiz geldi. Fazla yemekleri göstermeyeyim. Tatlıya geçeyim hemen. Antep fıstığıyla süslenmiş bir çeşit irmik helvası geldi. Bulunduğumuz mekan yine bir müze niteliği de taşıyor. Mutfak sanatları ile ilgili mutfakta kullanılan kapları bir müze şeklinde derlemişler ve ziyaretçilere sunuyorlar. Mekan oldukça güzel olmuş bu yönüyle. Ben hep şunu söylüyorum. Yaşadığınız yerin, yediğiniz yemeğin, gezdiğiniz doğanın, arkeolojik alanların mutlaka tarihini, sebebini, sebep-sonuç ilişkisini bilmemiz gerekir. Çıkışta da Gaziantep bakır sanatlarından örnekler ile bizleri uğurladılar. Kongrenin ikinci günü, kongrenin yapıldığı Büyükşehir Belediyesi'nin binalarına geldik. Katılımcı bilim adamları sırayla geliyorlar.
Gaziantep açısından çok önemli bir kongre. Değerli izleyiciler, ülkemizin en önemli profesörlerinden, biyoloji biliminin babaları değil mi hocam? Yok, öyle diyebilir miyim? Ama dün öğrendim ki 134 tane kitap var. En kıdemli diyebilirsiniz. Evet, en kıdemli profesörlerinden. Yaklaşık 50 yıllık profesörüm. Ve sizinle diyorum. Burada Antep'te aynı sıralarda oturmaktan, aynı sahneyi paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. İki günlük çok yoğun bir sempozyum, çalıştay programımız oldu. Şöyle kısaca değerlendirmenizi alalım mı değerli hocam? Aslında dün ve bugün belki Türkiye'nin kaderinde çok önemli rol oynayacak bir oluşuma veyahut da girişime biz tanık olduk ve katkıda bulunduk. O da şu, kooperatif düzeni halinde Türkiye'deki tarım işletmelerinin yeniden tasarlanması ve bir çeşit düzenli hale getirmesi için kendi konusunda uzman olan aşağı yukarı 15-20 tane 20 civarında, 20 civarında öğretim üyesini buraya topladılar. Bu insanlar yıllarca kazandıkları deneyimlerini böyle bir kuruluşun nasıl işlemesi gerekeceğini, nasıl kurulması gerekeceğini ilk katkıları buldular. Zannediyorum eğer bu girişim başarıya ulaşırsa bu toplantı Türk tarihinin tarımına önemli bir sayfa olarak eklenmiş olacak. Böyle bir toplantıya katılmaktan ve buradaki değerli insanları dinlemekten çok mutlu oldum. Dilerim ki bu girişim başarılı olur ve Türkiye'ye önemli katkılarda bulunur. Herkese teşekkür ediyorum katılanlara. Hocam burada olmanızdan dolayı ve dünkü çok değerli sunumunuzdan dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Siz inşallah görüşmek üzere. Ülkenin en önemli insanlarından birisiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel, sağ olun. Değerli izleyiciler, Gaziantep'te Ekoloji Zirvesi adlı çok güzel bir toplantıya katıldık. Toplantının mimarı Hadi Albayram Bey ile beraberiz. Merhaba. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam sizin Gaziantep'te tarım lisesi kurmak gibi bir niyetiniz var. Evet. Ben bu niyeti Tarım Bakanlığı'nın yetkililerine bizzat söyledim. Dedim ki Milli Eğitim Bakanlığı izin vermiyorsa özel tarım lisesi kurun. Tarla bizde. Evet. Bina bizde. Evet. Hoca bizde. O zaman tarım özel tarım lisesi kurun. Biz bunu bir düşünelim dediler. Evet. Siz onlardan hızlı çıktınız. Ve onlardan önce düşündünüz evet, bunu. Yani biz aslında birkaç 3-4 yıldır yani 15 yıldır falan. Evet, ben son 5 yılını biliyorum evet, sizden. 3-4 yıldır belki 5 yıldır evet. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. İşte arazi kiralamaları, projeler, mimari projeler falan. Vallahi yani işte yazın başlamayı planlıyoruz ve 1-2 yıl yani, içerisinde. Ama bu bütün tarım okulu mezunu bu ülkenin yetiştirdiği, bu ülkeye hizmet eden herkesin hayalidir. Evet, yani evet. Tarım liseleri evet, bizim için çok değerlidir. Konuştuğum herkes öyle dedi yani. Özellikle konuştum. Türkiye Ziraatçılar Derneği üyelerinin hepsi tarım lisesi mezunudur. Tarım liselerinin Tarım Bakanlığı'ndan alınıp kapanmış olması bizi korkunç derece evet. rahatsız eder. Evet. Ve bunu bir tekrar Tarım Bakanlığı'na alabilmek için de üst düzey çalışmalar da yapıyoruz. Ama şu ana kadar başarılı olamadık. Evet, yani biz de aslında şimdi bizim okulumuz da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olmak zorunda. Ama yani nihayetinde ama, bir bakış açısı. Tabii bakış açısı. Tarım, eski köy enstitülerinin, tabii, eski tarım liselerinin devamı niteliğinde olmasıyla çok önemli benim açımdan. Aynı. Zaten. Yani onun için buraya kadar ta ben Deniz'den geldim. Evet, İstanbul'dan, Ankara'dan, tüm Türkiye'den hocalarımız geldiler. Evet. Ümit ederiz başarılı olur. Teşekkür ederim. Biz de öyle umuyoruz. Hepimizin başarısı olur. Emekleriniz için, davetiniz için çok teşekkür ederiz. Okulu bir an önce görmeyi diliyoruz. Yarın görüşeceğiz. İnşallah. Yerinde. Tamam. Antep'e gelmişken bir sıra gecesine katılmamak olmazdı. Dene beni, dene beni, düşürmeyi dene beni, benim sevdiğim bana. Thank you.
sıra gecesine katılıyorum. Öyle olunca ortamı merak edip nerede ne var gelince ayrıntısına kadar görmek istiyorum. Bütün bilim adamları da benimle aynı merakı paylaşıyor. Herkes meraklı gözlerle ortamı izliyor. Önümüze yine çok güzel Gaziantep yemekleri geldi. Biz de afiyetle yiyoruz. Kazanlar dolusu çiğ köfte masaları dolaşarak her konuğa tek tek hoş geldin.
Amanın Suriye'den çıktım da neydi telaşım? Hele içer bahçadan ale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  kaldı benim leşim leşim. Bu bölgenin en önemli oyun kültürü halay ve tabii ki halaysız olmaz. Köfte ustamız gece boyunca hiç yorulmadı. Kazanlar dolusu çiğ köfte vardı. Tabii biz de halaya doymadık.
Halay çekmeye çalışsak da Gaziantep'liler bu işi çok iyi biliyorlar. Davul görmemiştim. Gaziantep'te buna da şahit oldum. Gaziantep gecelerinde bir acı bayan türküsü Cemilem çalıyor. Cemilem'i gezdi dallar ve şeyli limanım. Ay küskün oldu Cemilem'den bu derde düşer. Ay küskün oldu Cemilem'den bu derde düşer. Nasıl eder biz bu işi? Nikahımızı duysun, ürle gelin hocam demiş. Baydırmak Cemile nasıl eder biz bu işi? Nikahımızı duysun, ürle gelin hocam demiş.
Cemil'le mi? Herkes oynar ama önemli olan Antep'te oynamak. Antepliler nazardan da biraz korkuyor olmalılar. Gecenin sonunda bir de nazar tütsümüz vardı. Evet, şöyle abi, ablamdan başladık. İçinde ne var? Maşallah. Özellik kutu ve tuzun karışımı. Şunu göstereyim. Bir de o kadar oynarsak tabii göz değer. Oynamaya da doymadık ki. Anının her güzel gecenin de bir sonu var. Artık sıra geceleri, gecemizi bitiriyoruz. Yavaş yavaş müsaade isteyip mekandan ayrılıyoruz. Gaziantep'i gezmeye devam ediyoruz. Gaziantep Kalealtı bölgesinden yavaş yavaş yürüyoruz. Gördüğünüz gibi Gaziantep Has Sanatlar bizi karşılıyor. Bakırcılar Çarşısı'na doğru yürüyüşümüze başladık. Burası Denizli Kale içine benziyor. Yolda bir ustaya selam verelim dedik. Kolay gelsin. Hoş geldin. Sefa geldin. Ustam kolay gelsin. Antep'in hangi ustasının dükkanına misafiriz? Adınız nedir? Miktat. Miktat Usta. Kaç yıllık ustasınız? Hemen hemen 60 yıllık. Oo, maşallahınız var. Bu nasıl oluyor, bize bir gösterir misiniz? Tabii yapayım ha. Bakır dövme sesleriyle Miktat Usta'dan izin isteyip ayrılıyoruz. Antep'in meşhur peyniri var değerli izleyiciler. Kendine has. Hayırlı işler, kolay gelsin. Gaziantep'te kafanızı nereye çevirirseniz çevirin, tarihi bir konakla, tarihi bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Yine bir kervansaray türü bir yapıyla karşılaştık. Bir taç kapısından içeriye doğru giriyoruz. Tamamen turizme ayrılmış. Bizi sol tarafta İbni Haldun büstü karşıladı. Sağ tarafta da İmam Gazali'nin bir büstü var. Gördüğünüz gibi hep sanatla iç içe. Atatürk ve Millet Hanı olarak adlandırılan bu eser hakkında Gaziantep'ten dostumuz Mustafa Aslan'dan bilgi istiyoruz. Biz şu an neredeyiz? Gaziantep'teyiz hocam. Evet, bulunduğumuz yer Millet Hanı. Millet Hanı, esas adı Azize Hanı. Evet. Öncelikle hoş geldiniz Devrim hocam. Hoş bulduk. İşte Osmanlı zamanında yapılan bir eser yani. Devrim padişahı ile anılıyordu. Mecidiye, Hamidiye, Azize. 1869-69 yılları arasında yapılmış hocam. Evet, ama daha sonra Millet Hanı'na çevirmiş. Millet Hanı olarak çevirmiş. Yani Osmanlı'dan kalma bir kervansarayın hanın içerisindeyiz. Gel hocam, şurada tarihi şeyler var.
eski Selçuklu kervansaraylarının bir modeli gördüğümüz millet hanı. Altta odalar, kalma yerleri var. Şimdi oraların hepsi ticarethaneye dönüşmüş. Bahçe komple kahvaltı yapılabilir, çay içilebilir bir nokta. Üst katlarda da yine dükkanlar, müzeler var. Oldukça güzel bir yapı. Yapıyı güzel kılan unsurlardan birisi Osmanlı mimarisi ama Selçuklu mimarisinin devamı şeklinde. Gördüğünüz kemerler Selçuklu kemeridir. Ve bu bölgenin kireç taşlarıyla inşa edilmişler. Antep'in en önemli sanatlarından birisi de Yemeni sanatı. Dericilik bu bölgede çok yoğun. Her çeşit, her renkte Yemeni üretilmiş, artık modernize olmuş ve oldukça güzel. Gördüğümüz ustanın adı nedir? Ustalarımız eski Serpik yapraklarından gelen ustalar. Evet. Şöyle Yusuf ustamız var, ustamızın dedesi. Ustamız dördüncü kuşaktı. Dört kuşaktır. Evet. Kuşaklar boyu devam eden bir iş değerli izleyiciler bu. Bu gezdiğimiz dükkanda dört kuşaktır Yemenicilik yapıldığını öğrendik. Burası da tarihi Yeni Han değerli izleyiciler ve burada meşhur Keloğlan mağarası var. Yine bizi bir Keloğlan değil, Kaleoğlu. Kaleoğlu mağarası. Keloğlan gibi okudum. Kaleoğlu mağarası. Yine bizi burada bir Selçuklu taç kapısı karşılıyor. Bu görmüş olduğunuz taç kapı İsa Bey Camisi'nin taç kapısıyla, Eşrefoğlu Camii'nin taç kapısıyla neredeyse birebir aynı. Ustam hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün Antep'te güzel bir Yemeni yapım dükkanı, çanta yapım dükkanında konuğunuzuz. Evet. Bu iş böyle değişik, zor bir iş mi? Yani bir 6-7 parçayla birleşim oluyor. Biraz zor aslında. Bize göre kolay. Kolay. Yani ben bunların zaman ustası oldum diyorsunuz. Aynen, aynen. Kaç nesildir var bu dükkan? 2-3. 3 nesil. 3 nesil. Yani sizin büyük baba da. Aynen. Yemeniciydi, evet. Siz de. Bu büyük işi ustamız oluyor. Evet. Ustadan olma, oğlundan da işte. Bana geldi diyor. Siz de yetiştiriyor musunuz birilerini? Evet. Ama çok çırak yetişmiyor. Çok evet, adam yok. O zor. Buna şey yansıyan yok yani. Valla 3 nesildir devam eden tarihi bir dükkanda olmak heyecan verici. Evet, tamam. Sizi de tanıyalım bu arada. İsmim Hasan. Hasan ustamız. Evet. Anteplisiniz. Evet. Bu sanat Antep'e has bir sanat mıdır? Evet. Antep kültürü. Evet. Antep kültürü. Siz de Anteplisiniz. Evet. Antep'in ilçelerine ait bir şey midir? Merkeze mi ait? Aslan bu Yemen'i. Evet. Yemen ülkesinden gelen bir şey. O yüzden mi Yemen diyorlar? Tabii o yüzden Arap ülkesinden gelen bir şey. Biraz Arap kültürü diyorsunuz. Ondan sonra Halep'e gelmiştir. Halep'ten evet. Sonra işte oradaki ustaları devam ettiremeyince Türkiye'ye, Antep'e, Maraş'a, Urfa'da biraz çok var. Değil de yoğunluk Antep ve Maraş. Evet. Öyle diyelim, evet. Evet. Ama çok güzel yani, evet. Elinize sağlık. Böyle beğenilmeyecek gibi değil ürünler. Evet hocam. Yani bizi Yemeni, yeni nesil bir Yemeni gösterelim izleyicilerimize. Şimdi şöyle kırmızı. Evet, kırmızı bunlar farklı modeller. Aslan, evet. Aslan Yemeni şu sade düz olan. Sade düz. Evet. Ama bunu modernize etmek çok iyi bir fikir mesela, olmuş. Aynen, mesela şöyle. Yoksa gençler giymezler bunu. Aynen. Değil mi? Farklı farklı modeller, renkler falan da mevcuttur. Evet, fiyat bilgisi de verelim mi? Fiyatlar aşağı değişiyor yukarı. Yani fiyatlar kaliteye, piyasaya göre değişir yani. Ortalama? Aynen. Ne kadardır? 500'den başlar fiyat mesela. 500'den başlar, evet, ama yani bu emeğe göre 500 lira normal bir normal fiyat. Normal, aynen. Yani şu an ülkemizde her şey acayip pahalandı. Tabii, tabii. Öyle olunca elle yapılıyor her el şeyi. Yapım, tamam. Peki deri nereden geliyor? Deri Türkiye'den, İstanbul falan oluyor. Her noktadan Türkiye'den gelir. Türkiye'den şey yapıyor, aynen. Ya, bu bölgenin hayvancılığının derisi değil. Antep'ten de olan var. Evet. Mesela şu kösele, alt taban dediğiniz kösele Antep ürünüdür. İşliyor, evet. Diğer işte o ince üstündeki o dana deriz falan İstanbul'a falan sipariş ediyoruz. Yine Türkiye'ye yani. Anladım. Hı-hı. Çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler diliyoruz. Güzel. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür sağ ederiz. Olun. Teşekkür ederim. Hanım için yine kahvaltılık, çay içme yeri olmuş. Burada farklı farklı dükkanlar, Antep
tatlıları, menengiç kahvesi, her türlü ürünü bulmak mümkün. Bu bölgeye has ürünlerden birisi de menengiç kahvesi. Çerezler. Mağaraya doğru girelim. Mağara bir kafe aslında. Mağara deyince değerli izleyiciler, sizi antik çağlardan kalma bir mağara aklınıza gelmesin. Bu bölgede yumuşak kaya olunca aynı Kaymaklı Derinkuyu'daki yeraltı kentleri gibi her evin altı oyularak mağaraya dönüştürülmüş ve bu mağaramızda modernize edilerek bir kafe haline gelmiş. Adı da Kaleoğlu Mağarası. Eski binlerce yıllık bir mağarada biz de kahvemizi yudumlayacağız. Eski bir kuyusu var mağaranın. Bu mağaraların oldukça ilginç hikayesi var. Hem soğuk olması nedeniyle buzdolabı gibi kullanılmış, soğuk hava deposu gibi kullanılmış. Aynı zamanda bazı mağaralarda ibadet yeri kilise olarak kullanılmış geçmişte. Hristiyanlık geldikten sonra muhtemelen gizli ibadet yeri olarak kullanılan alanlardan olmuş. Aynı Nevşehir taraflarındaki, Ürgüp taraflarındaki mağaralar gibi. Ama muhteşem, değişik bir yapı ve bu mağaranın üstünde tonlarca ağırlığında bir işhanı var. Ve burada gördüğünüz 3'e 3 büyüklüğünde bırakılmış fil ayağı gibi taşıyıcı sütunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 tane taşıyıcı sütun bırakılmış ve üzerinde yaşam devam ediyor. Bu mağaranın, bu kafenin özelliği kömürde menengiç kahvesi ikramı. Biz de menengiç kahvesinin tadına bakacağız. Tekstil tabii bu bölgede de geçmişte yoğun. Aynı denizde gördüğümüz el dokuma makinalarından bir tanesi de burada. Burada her şey mangal kömürüyle yapılıyor. Kahve bile kömürde. Değerli izleyiciler, Antep'te böyle çok otantik bir yerdeyiz. Keloğlan mağarası mıydı neydi? Mağaradı? Kaleoğlu. Kaleoğlu mağarası Antep'in çarşısında. Üst katta bir han, kervansaray var ve altı mağara. Mağarada bir kafe gibi düzenlenmiş. Arkamıza Türk bayrağını aldık. Yanıma da Mustafa Aslan başkanımı aldım. Başkanım merhaba. Merhaba. Antep'te sizin konuğunuzuz bugün. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, hocam. Hoş bulduk. Sizin gibi bir değeri burada ağırlamaktan şeref duyuyoruz. Estağfurullah, çok teşekkür ederim ben de sizlerle bir araya gelmiş olmaktan. 3 günlük bir kongre vardı burada. O kongre için gelince daha kavuşmaz insan insana kavuşur derler ya, öyle oldu bizimki de. Öncelikle sizi tanıyalım. Ben ismim Mustafa Aslan. Eseli Barak Türkmenleri. Eseli? Barak Türkmenleri. Aynı zamanda Beydirli Barak Türkmenleri Federasyon Başkanı Mustafa Aslan. Şimdi Barak Türkmenleri, Beydilli Türkmenleri, aslında hepimiz Yörük Türkmen dernekleriyle çalışıyoruz değil mi? Evet, hepimiz Yörük Türkmen dernekleriyle çalışıyoruz. Oğuz boylarından biri de Beydilliler. Oğuz boylarından herkes kendi bölgesinde, kendi yöresinde bu davaya hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Biz de değerli izleyiciler, Mustafa Başkanım'la Yörük Türkmen şenliklerinden, çalıştaylarından tanışıyoruz. Genellikle Ege bölgesinde onlar bizim konuğumuz oluyorlar dedi. Bu defa biz Antep'e geldik, onların konuğuyuz. Şimdi işin özü aslında İskanda, Zorunlu İskanda. Batıya giden değerli akrabalarımız, kıymetli akrabalarımız. Beydilli köyümüz var çevrede. Yani gidişleri Beydilli burası. Maalesef şöyle acı bir gerçek var hocam. Son zamanlarda bunu aşmaya başladık. Sizlerin sayesinde Doğu'yu, Güneydoğu'yu batıdaki akrabalarımıza, yaşayan insanlarımıza öcü olarak gösterildi. Yani bu tabii bir kültürel ayrışım yaşanmış ve biz Doğu ve Güneydoğu'ya gelmekten korkar olmuşuz. Aynen. Ben geçen ay Mardin'deydim. Mardin müthiş bir kültür. Kardeşlik, Türkler, Süryaniler, orada Araplar, Keldaniler, bir sürü farklı farklı bizim insanlar vardı. Bizim içimizde ukde olmuş şeyler vardı. Bunları biz Urfa'da Abdülkadir Akır Başkanım'la, Diyarbakır'da Cumali
Başkanımızla. Evet, Cumali Lübey'in de misafiri olduk 2 yıl önce. Efendim Ali Avcı, Düşmanlar Federasyonu Başkanımızla. Bunları büyük ölçüde açtık, büyük adımlar atıldı. Ben yine çok hayretler içinde kaldığım bir şey anlatayım değerli izleyicilerimize. Gaziantep, yani bize uzak gelirdi bir parça ama ben 2-3 gündür Gaziantep'teyim. Gaziantep müthiş bir kültür. Vatan savunmasında bir kahramanlık destanı. Biz Aydın'da, Denizli'de, 11 ay dışarıdan İzmir'de bir çöp dahi gelmeden Fransa'ya karşı savaşmış bir başarılı olan bir milletiz. Evet, yani bu çok takdir edilecek ve kıymeti bilinecek bir husus. Ben buraya gelince bütün bunları öğrendim. Belki benim cahilliğim ama biz bunların farkında pek değiliz batıda. Yani muhteşem bir kültür var Antep'te de. 3 ay kalsam herhalde bitmeyecek gezgesi. 3 yılda belki bitmez, evet. Hocam. Öyle bir derin kültürümüz var. Hele hele bir barak bölgemiz var. Bir barağa girseniz yemek kültüründen, cenaze kültüründen, düğün kültüründen, müzik kültürü, yaşam kültürü çok farklı bir kültür. Yani biz bu baratta böyle sofra yeri serildiği zaman ekmeğin tozunu, yani unun urasını tavanda görürsün deriz. Evet. Yani baratta böyle bir günde anlatmak mümkün değil. Yani gerçekten çok büyük bir medeniyetle karşı karşıyayım. Yani hayretler içinde kaldım. Şimdi üstümüz Kervansaray. Üstümüz girerken Kervansaray. Sanki İsa Bey Camii'ne girer gibi bir Selçuklu kemeri beni karşıladı. Aynı kültür değerli izleyiciler. Selçuk kemer, Selçuk neresi? Denizli neresi? Antep neresi? Şimdi Antep'e gelen özellikle benim gibi yabancılar için nereleri gezmeliler Sağ Başkanım? Antep'in o kadar gezecek yeri var ki. Evet. 25 Aralık Panorama Müzemiz var. Evet. Kesinlikle görülmesi gerek. İstanbul'da benzeri 1453 panorama. Benzeri ama evet. Buradaki daha farklı. Bir de Ankara'da var. Etimesgut'ta bir Türk müzesi. Onun da benzeri olmuş diyorlar. Evet. Bakırcılar Çarşısı'nı kesinlikle görmeleri gerekiyor. Evet. O ahenge o. Bulunduğumuz yer zannediyorum Bakırcılar Çarşısı'na yakınındayız. Değil mi? Evet. Birazdan oraya geçeceğiz. Eğer Şahin Bey'in Şehit Kamil'i bunları... Şahin Bey Fransız işgalinde savaşan komutanlarımızdan, evet, birinin adı. Evet. Ve bugün bir ilçemizin adı değil, evet, mi? Evet. Evet. Karayılan. Karayılan aynı keza. Evet. Şahan'ı sorarsan 30 yaşında analar bacılar barışır başında. Vurun Antepliler namus günüdür. Vurun, evet, Antepliler kavga günüdür diyor. Evet. Müthiş. Yani Antep'in o gün milli mücadeledeki savaşı verdiği mücadele... O günkü zorluklar, ben Atatürk Müzesi'ni gezdim. Evet. Yani gözyaşlarıyla geziyorsunuz. Gözyaşlarıyla geziyorsunuz. Bu ruhu yaşamak lazım, yaşatmak lazım. Ben kaç yıldır Ahlat'a giderim. Evet. Oradaki o tarihi kokuyu, tarihi dokuyu görünce tüylerim ürperir. Arpaslan'ın 1071'de Malazgirt'e Anadolu'nun kapısını Türklere tamamen açmasın. Burada Alparslan geldikten sonra Selçuklularla ilgili hangi beylik var? Mardin'de Artuklu varmış. Artuklular var. Buradaki aslında ilkokul çocuklarımızın tamamını oraya götürmemiz kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle. Tüm Türkiye'yi götürmek gerekiyor. Selçuklu kültürünü. İlk oradan, için. Ahlat'tan başlamaları, evet, gerekiyor. Ondan sonra bu Mezopotamya dediğimiz bölgeye gelip bu bölgeyi kesinlikle yaşamış olan beylikleri hepsini tek tek anlatmak, o ruhu yaşatmak gerekiyor. Bir Şahin Bey, Şehit Kamil'i. Ya şimdi Şubat'taki insanımıza Antep'in, Güneydoğu'nun öcü olmadığını, kesinlikle, gerçek bir, kesinlikle, Türk milliyetçilerinin yaşadığı, yetiştiği, halen kültürüne sahip çıktığı, örf adetlerini annelerine devam ettirdiği insanların yaşadığını görmeleri gerekiyor. Evet, ben Anteplilerim. Milli mücadelede verdikleri o zor günler, verdikleri mücadele için, artı bugünkü gördüğümüz modern Antep için ve o günleri unutturmamak için yapılan o müzeler, mahallelerin isimleri, ilçelerin isimleri, yani Antep her türlü takdiri hak ediyor. Ben sizin nezdinize bütün Anteplilere çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Ayaklarınıza, emeklerinize sağlık. Verdiğiniz bilgiler için de çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun. Gerçekten sizin gibi bir değeri, Yörük Türkmen Camiası içerisinde sizin gibi bir değerin olması bizim için büyük bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Siz de ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Bu bölgenin kahvesi de geldi. Kömürde kahve. Mağara
Çok ilginç değerli izleyiciler. Biz de mağarada bir söyleşi yaptık Mustafa Aslan Bey'le. Antep kebapları için şiir bile yazılmış. Boğazını sevenler Antep'e gitmeliler ki doğru söylüyor. Geri kalanını gelip bence burada görmelisiniz. Değerli izleyiciler, Antep'te bir sözlük dikkatimizi çekiyor. 1048'den bu yana tarihimizin sözlüğü medeniyetimizi görecek. Demek ki 1040'tan Darakan Savaşı'ndan sonra bu bölgeye gelen Türkler olmuş ve 1071 öncesi bu bölgeye gelinmiş. Antep Turizm'e tanışınca çok sayıda hediyelik eşya dükkanları da açılmış. Özellikle antika, eski eserler Antepliler açısından büyük önem taşıyor. Hayırlı işler değerli izleyiciler. Antep'te bir hediyelik eşya dükkanındayız. Öncelikle selam verelim. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar, sağ olun. Şu an biz neredeyiz? Sizi tanıyalım. Şu an Antep'in kalbindeyiz. Bakırcılar Çarşısı'nın çıkışı, eski tarihi Hanuman Zincirbeli Eseri'ne karşısı, Çağdaş'ın sırasında 15-20 yıldan beri buradayız biz. Antep'in yerlisiyiz. Adınız nedir? Mustafa Uğur ismim. Mustafa Bey, şimdi Antep ve turizm. Evet. Sizin yaptığınızı işte biraz hem yerel hem de uluslararası yabancı turistler hitap evet. eden bir iş evet. gördüğüm kadarıyla. Dükkanınızda çok güzel turistik eşyalar var. Nasıl Antep'te turizm? Antep'te turizm son yıllara göre biraz daha artış var. Evet. Son birkaç yıldır bayağı artış var turizmimizde. Daha ziyade yerli mi yabancı mı? Daha ziyade yerli turistler var. Yani evet. batıdan bu bölgeye batıdan sorular daha, çok evet, gelen çok var herhalde. Özellikle bu sene bayağı bir hitap var burada. Evet. Bayağı bir ilgi var yani Antep'e. Depremden sonra tabii daha da ilgi olmaya başladı. Evet. İnsanlar artık Antep'i çok merak ediyor. Gaziantep muhteşem bir evet. kültürmüş. Bu kültürün işte, tanıtılması evet. önemli. Özür dileyerek burada araya girebilirim. Burada buraya gelişindeki en büyük etkenlerden biri Selim Hocam gibi akademisyenlerimiz, hocalarımız bunların sayesinde oluyor. Buradaki STK'ların Yörük Türkmen Dernekleri başkanlarının, üyelerinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu çalışmalardan dolayı yavaş yavaş son yıllarda yerli turistlerin Antep'e, Güneydoğu'ya evet. akın etmeleri başladı. Çünkü demin de söyledik, hep öcü olarak gösterildi Antep. Bir kahramanlık destanı, bir gazilik ünvanı almış gazi şehrimizi hep öcü olarak gösterdiler batıya. Ama çok şükür bunları açtık. Biz batıdan doğuya gelecek arkadaşlara şunu söyleyeyim özellikle. Doğu, Türk'ün, medeniyetin doğduğu yer. Asıl kültürün ev sahibi olduğu yer. Güneş doğudan. Yani korkmayın, gelin. Evet. Burada insanlar öcü değil. Gelin, burada görün insanları. Size yaklaşımlarını, kültürlerini, yaşam tarzlarını. Siz buraya sahip çıkmazsanız, dışarıdan birileri burayı öcü gibi gösterip sahip çıkacaktır. Buna meydan vermeyeceğiz. İki Mustafa Bey'in arasında ben de dileğimi tutuyorum. Değil mi? Mustafa Bey. Hayırlı işler diliyoruz. Verdi üç Mustafa için. Hocam. Üç Mustafa'mız var. Evet. Asıl Mustafa burada. Evet. Antep'in Atatürk sevgisini de burada gördük. Bu arada Atatürk Gaziantep doğumludur. Bunu herkes bilsin. Evet. Gaziantep doğumludur. Zaten buraya kaydı. Gaziantep'tedir. Evet. Fırsatını bulursak birazdan evet. oraya gidelim, kimliğini gösterelim sonra. Tamam. Bakırcılar Çarşısı'na doğru yürüyoruz. Bu bölge bakırcılar ile dolu. Her dükkandan bir bakır yapım sesi, çın çın sesi geliyor. Bu ses insanları adeta cezbeye götürüyor. Değerli izleyiciler, tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Bakırcılar Çarşısı'na doğru giriyoruz. Biraz bizim Denizli Kale için andırıyor. 10 dakikaya kadar geliyor biliyorsun. Antep'te Bakırcılar Çarşısı'nda gördüğümüz ilk dükkana girdik. Her dükkan muhteşem. Bu bölge özellikle bakır sanatlarıyla ünlü. Evet.
Ustam hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Bakır, atadan dededen kalma bakır işçiliği. Evet. Onun oyma nakışlarını yapıyoruz. Müşterinin istediklerini yapıyoruz. Bu çaydanlıklar, bu tepsileri yapıyoruz. Binlerce yıllık bir sanat herhalde bakır işi. Evet, evet. Mezopotamya'da 10 bin yıldır devam ediyor. Bakır kalıntıları Maraş, Urfa, Antep'te var. Evet. Bu işçiliği 10 bin yıldır yapılıyor. Kaç nesildir var bu dükkan ve siz kaçıncı nesilsiniz bu işi yapan? Biz ikinci nesiliz. Ustamız çarşının en iyi ustası. Evet. Onun öğrencileriyiz biz. Kendisi Mesut Usta, Mesut Keklik. Çarşının en iyi nakışçı ustasıdır. Şu tepsileri falan kendi el şeyle yapar. Oradaki çaydanlıklara bakın, en uçtaki çaydanlıklar, evet. Onların işçiliklerini kendi el işleriyle yapar. Her birisi de, evet, el emeği, alın tabii, teri. Tabii tabii. İşçiliğin en pahalı olduğu dönemde bir günde iki tane yapamıyor usta. Evet. O nakışa. Dolayısıyla işçiliğin şeyini düşünün. Maliyetini çok yüksek. Düşünün, evet. Evet. Biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Rica hayırlı ederiz. İşler diliyorum. Bekleriz inşallah. Sağ olun. Geçmişte bakır mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için yapılırken artık günümüzde önemli bir turistik süs eşyası olmuş, önemli bir turizm geliri sağlıyor. Ve çok sayıda hediyelik eşya dükkanında bakır ürünleri satılıyor. Çarşıda gözlerimiz kamaşıyor. Gıdadan tekstile her şey var. Gaziantep tekstiliyle de ünlü bu arada. Antep'te ilgimizi çeken unsurlardan birisi bizim Denizli'ye benzer tekstil dükkanları da var. Burada çok ilginç kumaşlar, yörüklerin kullandığı kumaşlar var. Ustam kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür. Şu an elinizdeki kumaş oldukça ilginç ve güzel. Biz bunu dün Anteplilerin kuşağında gördük. Eski zamanın kuşak kumaşıdır. Değil mi? Hasan kuşak... Bey ile İsmailiye, Lahori, Mahmut olarak geçer. Eski zamanda kuşak yaparlardı. Şimdi masa örtüsü, sofra bezi. Her türlü şey yapabiliyor hanımlar. Ama ben bunu Anteplilerde kuşak olarak gördüm. Eski zamanın kuşak kumaşıdır. Evet. Hala da Antep'in olarak geçiyor. Başka ünlü bir kumaşı daha var herhalde. Bu model de Antep'e ait bir model. Onlar da kutlu kumaşı. Gaziantep'in dünya cünün 600 yıldır Antep'te dokunan, çözgüde floş ipek halkıda pamuk kullanılarak tek tek tel sayıları olan bir üründür. Kutlu kumaşı dediğimiz. Kutlu. Evet. Burada var mı onun örneği? Var. Hangisi? Şunlar kutlu kumaşının. Bu Rahvancıoğlu desenidir. Bağlamalı Rahvancıoğlu diye geçer. Evet. Şalları var, fularları var, metreli kumaşları var bunların da. Bundan bunlar da el dokuması mıdır? El dokuması. Ve kutlu 100-120 senelik kara tezgahlarda dokunur. Onun haricinde yastık yapan var, perde yapan var. Her türlü tekstil ürünü olarak kullanılabilir. Kullanım şekline bağlı. Evet. Belki de 1000 yıllık bir tekstil ürünü zannediyorum. 600 senedir Antep'te dokunan bir kumaş ürünü. Kutlu. Patentik ve coğrafi işareti alınmıştır. Bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Değeri çanta. Bakıyoruz. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Çantalarımızın fiyatlarına bir bakalım. Ama bunlar tamamen oğlumla benim yaptığım. Tekstil pazarlıklar çarşıda ve el yapımı. Devam ediyor. Bunlar bu bölgede, Güneydoğu bölgesinde, yani bu graf şey çalışmasıyla, lagata beline çalışmayla el işi yapan kimse yok. Hani bu tarz çalışan yok. Bu ben sen koşan, benim oğlum var. Tek yetişen de yoktur yani. Deri gerçekleri, el işidir bunlar. Çift dikiştir bunlar, evet. Saraç dikişidir. Bunlar bununla beraber yaşar yani, sökülmez bunlar. Ha. Rengi atmaz, kök boyar, anarım boya karşı. Bunlar 900 lira. 900 lira. Mesela şunlar var. 1100-1150 lira. Bunlar arkasında cepleri var. Gerçekli bunlar. Tamamen natürel el işidir. Bunlardan hiç bu eskimez. Bunlar evlat evlada geçer. Evet. Torundan toruna intikal eder. Görmüş olduğunuz çanta Antep'te. Bakıcılar çarşısında zamanın son örneği, son evet, ustası. Evet, evet, sadece evet, tek usta, kendisi ve oğluyla. Evet, evet, başka yok. Tavsiye el yapımı çanta.
Ustam hayırlı işler. Adınız nedir? Tahir. Tahir Ustam. Siz ve oğlunuz dedi evet, Mustafa Başkan. Evet, başkan. Öncelikle başarılar diliyoruz. Hayırlı işler olun, diliyoruz. Ama yeni nesille de öğretmenizi diliyoruz. Vallahi öğrenmek isteyen yok. Öğrenmiyorlar. Bu ağır bir iş. Evet. Bu deriyi sevmek lazım. Deriyi sevmezsen bu işi sevme el işi. Eski ahi işi bu. Aynen. Eski ahi işi. Ahi Evren'in, ahi Sinan'ın, ahi Duman'ın bu, öğrettiği işler. Çırak usta ilişki olur. Yani evet. Bunlar böyle belediyede böyle mesela kurslar veriyorlar. Evet güzel o şeyler yetmez. Yapılıyor ama bu zanaattır. Mesela bakın şöyle şunu söyleyeyim. Hani ben size bir graf göstereyim. Mesela bakın şu çanta graftır. Graf çalışmasıdır o. Bakın şu örnek çalışmadır. Bunları hiçbir usta, yani kaç Türkiye'de birkaç kişinin dışında yapan yoktur. Graftır. Evet. Graf çalışması. Değerli izleyiciler, çok ünlü ve çok böyle ustalık gerektiren önemli evet. Bir dükkandayız. Dediğim gibi evet. Ustamızın evet. Değerini bilmesini diliyoruz hem Antep'in hem Türkiye'nin. Vallahi inşallah yani yeni nesil pek anlamıyor ama evet. Bizim gene bizim kuşaklarımız falan bu bir kültürdür. Evet kültür. Bu kültür. Binlerce yıllık yani, tarihtir değil mi? Biliyorsunuz bunlar kültürdür yani bunlar böyle gelip geçip heves edip de ya bir çanta değil. Bunlar tarih olan şeyler. Evet. Binlerce yıllık yani. Tabii bunlar 50 sene 60 sene eskitme sadece bunu zaman zaman bakımını yapacaksın. Fındık yağı, badem yağı, hiç olmaz evde bulduğun zeytinyağı hafif eline sürdüğü gibi sürmesi lazım ki bu çatlar kurumasın. Tabii. Bunlara tek yapacakları şey kimyasal bir şeyle silmeyecek. Anladım. Çok teşekkür ediyoruz değerli ustam. Sağ olun. İyi günler. Evet, şu anda Gaziantep'te Bakırcılar Çarşısı'nda Türkiye'nin önemli değerlerinden Devrim Akkaya, doçent doktor Devrim Akkaya hocamla beraber Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'na geçiyoruz. Değerli izleyiciler merhaba. Türkiye'nin en önemli çarşılarından, en güzel noktalarından birisindeyiz. Bulunduğumuz yer Gaziantep Bakırcılar Çarşısı. Bu çarşıda bakır sesleri ile insan adeta cezbeye geliyor. Mevlana'nın o sema hikayesi adeta burada yaşanıyor. Türkiye'nin en önemli bakır, derim, tekstil ürünleri ile bu çarşıda karşılaşmak mümkün. Antep'e gelirseniz mutlaka Bakırcılar Çarşısı'nı gezin. Biz tam oradan ayrılırken kapalı bir dükkan açıldı. Ve dükkan sahibiyle aramızda samimi diyorduk. Ama yani esnaf dediğim bu saatte mi gelir? Arabam bozuldu. Ne Allah'ım ya Rabbim. Ben dün açıkken sen geziyordun ben sana cumart ediyordum ama. Cumartesi pazar ne gezmesi 10 saat mesai yaptık ben dün. Ben o 4 günleri de çalışıyorum. Dün 10 saat mesai yaptık. Sabah 7 akşam 7. Pazar. Benim çalışmam yok mu? Vardır. Gaziantep'li değerli ustamız ile yaşadığımız diyaloğu montajda kesmedim. Herkes duyabilir. Ustamızın bizi davet ettiği kadar güzel bir dükkan. Birlikte gezelim. Oldukça değerli eserler var. Dükkandaki sanat eserlerini sizinle paylaşayım. Gerçekten büyülenmemek elde değil. İnce bir işçilik var. Oldukça değerli. Mehmet Ustam, sizin esas sanatınız nedir? Mehmet Usta, şu anda elini öpüyorum benim babam. Oo maşallah. Ben acizane bir Orhan Duymaz. Evet. Büyük babamın ismi de Mehmet. Babamın ismi de Mehmet. Evet. Bu kaç nesildir yapılıyor o zaman sizin ailenizde? Üçüncü nesil. Dedem, babam, ben. Evet. Cumhuriyetle yaşıt neredeyse. Yani. Değil yani mi? Evet. Peki evet. Sizin sanatınız hangisi bu işlerden? Benim sanatım bu. Bu bakır işi. Bu çini evet. Takriben bir 90 ya da 100 yaşında. Evet. Bunun geldiğinde gördüğünüz gibi komple boştu. Ve bunun içerisine
gördüğünüz Memlük yazıları, Rumi motifleri, hafif Acem Aşıran motifleri ezbere yaparak, çizim yok. Direkt. Kendi işim tabii. Kendi el sanatım. Kendi yani işim. Bu sanatı yapana ne ad verilir? Ne denir? Osmanlı dilinde nakkaş ustası. Orijinali bu. Yani biz bir nakkaşla sohbet ediyoruz şu acizane, anda. Evet. Acizane. Bu bizim için heyecan verici Allah bir şey. Allah razı olsun. Her zaman bulabildiğimiz, bildiğimiz bir ustalık sanatı değil bu iş. Peki ustam, bunu ustalarınızdan, babalardan, dedelerden tabii, mi öğrendiniz? Tabii, tabii. Ayrı bir okulu mu var? Kök var. Şimdi 5 yıldır, 6 yıldır da okulunu açtılar. Evet. Bizim Bakırcılar Esnaf Odamız var. Oraya kadınlar, genç çocuklarımız okullar tatil olduğunda ya da boş vakitlerini değerlendirmek için bakırcılığı öğrenmeye gidiyorlar. Eğer gerçekten şuradan seviyorsa kalpten diyorsunuz. Tabii canım. Kalpten seviyorsa evet. Yani birilerinin yanına yerleşip o işi yapıyor. Ama çok zor bir iş. Evet. Yani bakırcılık. Tabii. Bak mesela çekiç ses duyuyorsun şimdi. O adam çekiççi ustası. Evet. Bakırı döverek bakırı bakır yapıyor. Hamuru haline getiriyor adeta. Tabii. Bense nakkaş ustasıyım. Bir de daha döşürme ustası vardır. Bakırcılıkta. O ne yapıyor? O da bakıra şekil verir. Düz bir levhayı düşün. Ha ben sana özet açıklayacağım. Evet. Mesela şu gördüğün bakır dümdüz bir bakır. Evet. Bunun adı Konya'da Nisan tasıdır. Meram bağlarında. Nisan taşı mı? Nisan. Ve burada da ayetler, ayetler yazılı. Tılsımlar var bakın. Yani elle tek tek siz mi yaptınız bunları? Tabii bakın. Kenarı görüyor musunuz? Bakın buradaki tılsımları her şeyi ben yaptım. Evet. Ve ağız kenarı da bakın tepme kenar deriz biz buna. Beni dinleyen inşallah bakır ustaları bir güzel şeylerde bulunurlar bana. Bakın. Kur'an-ı Kerim'den ve tılsımlardan ben buraya yazıtlar yazdım. Ha, ben zanaat adı altında yaptım. Evet. Bunlar Urfa tarafında ismi dalak tasıdır. Dalağa şişenlere bunun içindeki şifalı duadan su içirirler. İnanç odur. Çünkü Müslümanız ve, elhamdülillah. Ve iyileşir diyorsunuz. İyileşir. Korku tası derler Gaziantep'te. Onun da sebebi şu, yeni doğum yapmış kadınlar al basması diye bir şey var. Evet. Korku tasıdır bu. Korkmasın diye korku tası da derler buna. Evet, çok ilginçmiş gerçekten. Tabii. Yani binlerce yıllık kadim bir kültür bu. Tabii. Bu kültür İran'da da var. Osmanlı'da da var. Yani başka semavi dinlerde de var. Korku tası, şifa tası adı altında inanın. Başka dinlerde de bunlar var. Hatta onlarda şu da var. Aynı burç gibi yengeç burcu, akrep burcu, koç burcu hepsi vardır. Bana ters geliyordu. Bir gün bir koleksiyoner, Beyaz TV değil de Bizim Ev diye bir TV var. Orada gördüm. 50 tane biriktirmiş. Üzerinde akrep resmi var. Adamın evi eski ev. Akrep sokmasından şifa bulabilmek için onun şifasını tasın içine yazmış. Efsunlanmış adeta. Efsunlanmış halde. Ondan su içiriyor. Diyor ki ne? İsminizi başlar mısınız? Devrim Alkaya. Devrim Bey. Devrim Bey'in evinde akrepli tas var. Yetişin uşak ölmeden. Hemen ona su veriliyor. Duası okunuyor. Onun içerisinde o işin panzehiri var. Suyunu içiyor, tabii tedavisini de görüyor. Evet. Bu böyle bir şey yani Devrim Bey. Yani bu sadece bir el sanatı değil. Bizim gizli ilimlerimizle de harmanlanmış. Elimdeki nedir? Hurdanlık gibi sanki. Savat. Evet. Güzel bir pirinç üzerine savatlanmış. Bunun adı güllaptanlık. Güllaptan. Mevlüt kandilleri yapıldığında buradan bakın açılır. İçerisine zemzem suyu konur. Büyük dedelerimizin, nenelerimizin eline bundan dökülür. Orada Mevlüt Kandili, Peygamber Efendimizin
düsturlarıyla okunarak başlanır. Bak Osmanlı budur. Fakat tanıtım. Bunların hepsini ben kendim yapıyorum. Kahve cezvesini ben yaptım. Üzerindeki motiflerin ismini şöyle söyleyeyim. Benim nakışçılarım bilmez. Bu Selçuklu lalesidir. Çünkü ben işi ticariye az döktüm. Az dökmemin sebebi sanat zanaat olsun, unutulmasın. Evet. Herkes para peşinde Devrim Bey. Ama ben hem evimin bir takım eksiklerini tamamlamam lazım. Hem rızık. Hem rızık, hem zanaat. Bu böyle bir şey yani. Al bak bakalım. Bunda da yoğurt basıyoruz. Yani bunda yapılan yoğurtla yemek ayrı bir keyif olur herhalde. Rumi bakın. Burada da ustası Osmanlıca yazmışım. Orhan. Yazmışım. Evet. İçi kalaylı. Evet. Kalaylı çingilde, satılda, bakraçta. Çünkü bunun Türkiye'de 67 çeşit ismi var. Bakraç deriz biz denize. Evet. Çingil derler, bakır derler, satıl derler, stil derler. Türkiye bir derya. Evet. Şimdi değerli ustam. Evet. Şimdi bana gösterdiğiniz bu motifler. Aha. Ben dün Zeugma Müzemizi gezdim. Evet. Zeugma çok güzel bir müzesindeki mozaiklerde bu runik, bu alfabe, bu işaretler var idi. Evet. Orayı sizinle gezmek isterdim. Çünkü oradaki her sembolü tek tek açıklayacağınızı anlamış oldum. Allah'ın verdiği... Bu sözünüz olsun, birlikte bunu Devrim gezelim. Devrim Bey, Allah'ın verdiği bir şifayı, bir güç var. Çünkü ben çok seviyorum işimi. Bak, bu nedir? Bilmiyorum. Bak, bu burada durur. Bunun adı buhurdanlık. Evet. Bosna'da, Selanik'te, İznik'te, İzmit'te, İstanbul'da. Bunun içerisine mangal kömürü konur. Evet. Meyve tohumlarıyla bundan yanar ve buradaki dumanlar çıkar. Bizim inancımız biz nazar, Müslümanız. Nazar gibi. Nazarı şey. Kovsun. Abo eve girdi. Bunların da halısı varmış. Dedi ya, nazarı kovsun. Evet. Nazar olmasın diye. Ama şimdi günümüzde Hindistan'dan, Pakistan'dan işte ya arkadaş, onlar kimyasal. Bu işte Osmanlı, Selçuklu. Evet. Eski Türk usulü. Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiği Selanik. Veya bu da eski, eski kadim kültürlerden kalan. Ya he. Ve aynı zamanda candle. Kandil yani. İçerisine mumu koydun, yaktın. Ya kahven içtiğin yerde bunun tamamı tavana mı yakınsa hepsi tavanda. Evet. Yani olay budur. Ha, bu arada bunun adı ne? Orijinal sedeflisini çıkaracağım. Buyurun. Bu duvara mont ediliyor. Evet. Bu nedir? Bunun adı kavukluk. Yani geçmişte giyilen kavuk mu asıyorlarmış da? Tabii aynen. Küçük çocuklar kavukluğunu buraya koymuş. Evet. Büyük semazen dönenler bunun dört büyüklüğünde, bura daha büyük. Daha büyük. Buraya konurmuş, kişiye göre kavukluklar var. Ama günümüzde bunların adı mumluk. Mumluk oldu, evet. Çıralık. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İnşallah diyelim. Kolaylık diliyorum. İnşallah. Nakkaş ustamız bize Zeugma Müzesi'ndeki mozaiklerin de kökenini aslında anlattı. İbrik gördüm yani zevkler ama böyle dev ibrikler görmemiştim. Burada dev ibrikler yapıyorlar. Her taraf başörtü dükkanı. Ustam kolay gelsin. Yaptığınız işin adı nedir? Bu bir vazo mu olacak? Evet. Fakat ben onu merak etmiyorum. Sizin yaptığınız iş, bakırdaki bu işleme sanatının adı nedir? Bu bakır işlemeciliği mi deniyor buna? Evet. Bu sanki nakkaşlık gibi de. Değil mi nakkaş? Burada da bir zini yapılıyor. Evet.
kolay gelsin. Şimdi burada çok ilginç modeller bir şeyler yapıyorlar. Evet. Ne yapıyorlar? Bu nakış modeli İran, pardon İran modeli diye geçiyor bunlar. Snider zaten bir İran sinesi köken olarak yani İran sanatına mahsusunu. Bu desenler de İran deseni. Mesela şu da bir tam bir Selçuk deseni. Vazo'nun ismi Hitit Vazo ama üzerindeki desen tam bir Selçuklu deseni. Kültürler karışmış diyorsunuz. Tabii tabii. Bakın şu da şey, şu da bitmişi bunun. Ya sanatla sınır olmaz yani. Evet. Fakat aslına uygun, aslından vazgeçmeden. Binlerce yıl önce Otayıkma Müzesi'nde yapılan mozaikler burada bakıra işler. Evet aynen öyle. Bir var. Yani mozaikte var. Var var. Aynen öyle mozaikler. Mesela o gibi büyükler. Bunu zaten... Selçuklu... Bu Hazreti İsa'nın, evet o evet. Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi. Burada Hristiyan cemaat de var mı Antep'te? Yoksa yabancı turistler var, için mi? Var, var, var. Var, var. O da var. Bu bizim yabancı Anadolu nenelerimizin evet. Stili bakracı. Evet. Bunlara yoğurt satılır diyorlar. Evet. Su ve yoğurt satırlar ama şimdi kullanılmıyor artık plastikler çıktı. Bu dev ibrik nedir? Bu da ibrik modeli. Bunun, Osmanlı. Ne, Osmanlı. Ne koyuyorlardı bunun içine? Bakın şimdi bu bir dekor. Fakat şu küçükleri var. Evet. Elle yani İbrik dediğimiz bunlar. Evet. Şunlar el yıkamak için gene Osmanlı ağaları kızlarına gelen misafirlere ve büyüklere, büyüklere altına elle tutarlar. Evet. Üstten de su dökerler. Evet, evet. Dökülen su orada birikir. Elle ibrik. Bunlar çok tutulan şeyler. Artık şu da elle ibriğin biraz daha antikaya kaçmış duru. Evet. Dekoratif duru. Bu bizim sürahimiz. Evet, sürahi. İşlemeleri muhteşem. Tabii tabii tabii, tabii. İşlemeler. Ya şunun üzerinde bir tane şunun üzerinde 15 günlük nakış var. Bakın şimdi. Ustam biz hangi dükkandayız? Şu anda Mercan Bakır Gaziantep'teyiz. Benim sizi adım Cemal Mercan. Cemal Mercan. Size ait bir dükkan. Evet evet burası bize ait. Biz verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun Gaziantep hocam. İle tüm Türkiye gurur duyuyor sizlerin sanatıyla. Ben de. Hepinizin eline sağlık. Kolay gelsin. Ben de tüm Gaziantep'ten sanat severlere sizlerin aracılığıyla selamlar gönderiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Gaziantep gastronominin başkenti olarak görünüyor. Bizim denizdeki kuru patlıcan, kuru biber, kuru bamyamız burada da çok ünlü kuru biber. Hayırlı işler diliyoruz. Kolay gelsin, bereketli olsun. Her türlü lokum, fıstık, üzüm, kuru üzüm, pekmez ve... Ustamız bizi içeriye de davet etti. İçeriye doğru giriyorum. Pestilden her türlü kuru yemişe Antep'in güzelliklerini bu çarşıda görmek mümkün. Her ne kadar çarşının adı Bakırcılar Çarşısı olsa da ahşap ürünler, ahşap sanatları da burada kendine yer bulmuş. Ahilikle ilgili olan tüm sanat dalları bu çarşıda karşımıza çıktı. Gaziantep'te de bir ahi kültürü var. Bu çarşıda gezmek ayrı bir keyif. Bizim kale içini andırıyor. Ancak kale içinden biraz daha farklılıkları var. Tamamen bakır, gümüş, diğer işleri ile dolu. Turizmin canlanır ise değerli izleyiciler, tüm Türkiye açısından Antep'ten Denizli'ye, bütün Anadolu açısından çok büyük bir gelir olacak. Çarşıda Avrupalı turist yok. Belki Arap, Suriyeliler var ama onları da ayırt etmek çok kolay değil. Bölge insanına uyum sağlamış durumdalar. Ancak buraya mutlaka yabancı turistlere de açmalıyız, öğretmeliyiz. Tüm Türkiye Gaziantep'te kendi ilgisini çekecek ve bu bölgeyi tanıyacak
sanatla tanışacak güzel ürünler bulacaktır. Gaziantep'lilerin konukseverliğini, kebaplarını gelip burada görüp yaşamalısınız mutlaka. Şu anda Bakırcılar Çarşısı'ndan çıktık. Değerli izleyiciler, Antep'te kebaplarıyla, tatlılarıyla önce karnımız doydu. Gördüklerimiz ile gözlerimiz doydu. Öğrendiklerimizle Antep savunmasından, milli mücadelede yaşananlardan, Antep tarihiyle de dimağımız, bilgi düzeyimiz arttı. Antep'in kültürü birkaç bölümde anlatılacak gibi değil. Daha hiçbir ilçeye gitme imkanı bulamadım. Ancak Antep içinde çok kısa sürede hızla yaptığım gezi esnasında birkaç bölüm Antep belgesel oluşturmaya çalıştım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. YouTube kanalıma, Devrim Alkaya YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyorum. Herkese güzel günler. Anteplilere selam olsun. Bir başka programda buluşmak dileğiyle. Dünyanızın televizyonu, WorldTürk.